Merhabalar. Öncelikle ben bu videoyu çekerken kayıt ücreti 6.000 TL'ydi. Tam paylaşmama yakın 20.000 TL olunca revize edip tekrardan paylaşmak zorunda kaldım. Türk lirasının değer kaybetmesi, harçlara gelen zamlar, vergilere gelen zamlar. Peki hala yurt dışından telefon almak mantıklı mı? Gelin hep beraber hesaplayalım. Apple'ın fiyatları bölge bölge değişiyor. Ben Yunanistan'dan örnek vereceğim. 128'lik 14 Pro Max Yunanistan'da 1400 avro. Güncel kur ile ortalama olarak 42.000 TL yapıyor. Tax free ortalama olarak %10 veya %12 oluyor. Yani 140 ile 150 avro arasında bize iade edecekler. 150 ettiklerini varsayalım. 1250 avroya gelmiş oluyor telefon. Yani 37.500 TL'ye. 37.500 TL artı 20.000 TL kayıt parasını koyduğumuz zaman 57.500 TL yapıyor. Telefonun şu anki Türkiye'deki fiyatı kurumsal yerlerde 65.000 TL, 65.500 TL civarı. Yani şu anda 8.000 TL kar ettiriyor. Tabi pasaport yoksa, Schengen vizesi yoksa bunları baştan çıkarmak vesaire çok daha fazla maliyetli olur. Tabi benim hesapladığım Yunanistan'dan bir telefon. Dediğim gibi Avrupa'nın farklı yerlerinde fiyatlar farklı bir şekilde. Yani Yunanistan'dan şu anda telefon almak çok mantıklı değil maalesef. Kısaca taksiyeden bahsedeyim ben size. Taksiyeyi almak için öncelikle kurumsal yerlerden alışveriş yapmanız lazım. Alışverişten sonra muhakkak taksiyeyi kağıdını isteyin. Onlar size bir belge düzenliyor. O belgeyle gümrük kapısında yaptığınız alışverişin %10 veya %12'sini geri iade alıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey aldığınız ürünü açmayın ve yanınızda bulundurun. İşlemi yapacak memur ürünü görmek istiyor. Görmediği takdirde taksiyeyi belge olsa da geri vermeme ihtimali var. Bundan kaynaklı ürün muhakkak imza zamanı yanınızda olsun. Eskiden ne kadara geliyor diye soracak olursanız Türk lirası bu kadar değer kaybetmeden önce, harçlara bu kadar zam gelmeden önce ben Pro Max değil de 14 Pro aldım. 206'lık ve bana toplamda kayıt ücreti dahil 35.000 TL'ye geldi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.